sizlere. Aleyküm selam baba. Baba, özür dileyerek senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Gençlerin ricasını emir telakki ederiz. Acaba bugün böyle ejderhalı falan bir hikaye anlatabilir miyiz? Sen yani süper prodüksiyon bir şey istiyorsun. Babacığım, siz bakmayın bu gevezeye. Ben ejderhadan çok korkarım babacığım. Ejderhasız olsun. O zaman içinden hem ejderha olan hem de olmayan bir hikaye anlatacağız. Ben size Sarı Saltuğ'un hikayesini anlattım mı? Anlatmadım baba. Anlat, anlat. Ne duruyorsun orada ejderha yumurtası gibi? Patlatsana çayları ta Rus keçisi. Tüm bardaklar dolsun. Yaklaşın bakayım yamacıma. Yaklaşın. Yaklaşın bakayım. Kardeşlerim. Sarı Saltuk, Ahmet Yesevi Hazretlerinin yolunda dervişlik eden, zamanımızda Buhara denilen yerde çobanlık yapan, eline, beline, diline sahip bir Türk genciydi. Geceleri lambasının hiç sönmediğini görenler, ya galiba ışıkları kapatıp uyumaya tırsıyor diye dedikodu yaparken, o sabahlara kadar ibadetle meşgul olur, zikri tevhid ederdi. Odasından gelen ışıklar ise lambalardan, kandillerden değil, gönül aynesinden her tarafa yayılırdı. Kendisindeki bu istidadı gören piri, haydi bakalım artık çobanlığı bırakıp insanların gönlüne çobanlık etmenin vakti geldi deyip Anadolu ve Rumeli ahalisini İslam ile müşerref etmek için yola çıkan Hacı Bektaş-ı Veli ve 370 devrişinin arasına kattı. Oh, çok şükür ejderha falan yok. Belki de masanın altındadır. Anneciğim, anneciğim. Yavaş. Rumeli'ne vardıklarında Hacı Bektaş Veli Sarı Saltuğ'a çocukların mahalle savaşında oynadığına benzer şimşirden bir tahta kılıç, bir post, bir de dümbelek verdi. Var Dobruca diyarına git. Orada ejderha derler bir böcek varmış. Halkı onun şerrinden kurtar dedi. Bak ejderha yok diyordun. Meğerse varmış. Ya korkutma şu çocuğu. Ejder gibi eziyor adamı canım. Hacı Bektaş-ı Veli'den hilafet alan Sarı Saltuk, pirinin himmetiyle ve iman dolu göğsüyle yanına birkaç düzine de fakir dervişi alarak düştü yollara. Dobruca yolunda halka zulmeyleyen bilumum zalimi, cini, ini, devi, dev yarasayı, zebellayı dile getirdiği ahalinin önünde diz çöktürüp özür diletti. Hiç kimsenin dilini, dinini, milletini ayırmadan imdat dileğinin yardımına koştuğu için herkes tarafından sevildi, gönüllere girdi, İslam tohumunu kalplere atıp yeşertti. Ya her şeyden iyisi bir gönüle girmektir demiş Yunus Emre. Sarı Saltuğ'a karşı öylesine bir sevgi, öylesine bir saygı yayılmıştı ki Müslüman ahali evliya, Hristiyan ahali aziz kabul ediyordu. İşte bunun üzerine akabinde ve detayında Hristiyan Dobruca kralı bizzat kendisiyle görüşmek istedi. Sarı Saltuk kralın topraklarına ayak bastığında buralarda bir müşkül olduğunu hemen anladı. İnsanların saçları genç yaşta beyazlamış, koyunlar, inekler, danalar sütten kesilmiş, ağaçlar kökünden kurum kurum kurumuştu. Şatonun kapısını çalıp içeriye girdiğinde kendisi için hazırlanmış olan dev yarasa sofrayı gördü. Sülün kızartmalar mı istersiniz, ceylan kapamalar mı, Kayseri'den özel olarak getirtilmiş parmak sucuklar mı, hatta oraların meşhur tatlısı trileçe bile vardı. Sarı Saltuk krala dönüp, biz bir hurma tanesiyle iftar eden Hazreti Muhammed ümmetiyiz. Bunları fakir fukara ahaliye dağıtın, fakire de bir bardak su getirin yeter dedi. Kral bunun üzerine ellerine kapanıp hüngür hüngür ağladı. Abiler, ben hiç ceylan eti yemedim. Yavrucuğum sen bizim ömrümüzü yedin ya, bir sus da dinle babayı.
Kral Vre Sarı Saltuk, memleketimde bir ejderha peyda olmuş, Karadeniz içine yuva yapmıştır. Ahalime, halkıma çok zulüm çektirmektedir. Bununla yetmezmiş gibi canımdan can olan iki kızımı kaçırmıştır. Senden rica ediyorum, eğer bu ejderha ile baş edip kızlarımı kurtarırsan, Allah'a yemin olsun senin dinini hak bilirim diye yalvardı yakardı. Bu kızlar bekar mıymış? Kızlar değil de ejderhalar bekarmış Ruhi. Oy 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 oy. Ya Resulallah. Kardeşlerim, Sarı Saltuk kralı dinledi, eyvallah diye bir sayha attı. Elini beline götürdü, şimşir ağacından yapılma tahta kılıcını çekip doğru ejderin peşine koyuldu. Kendisine rehber olan bir papaz ile Karadeniz sahilinde ne kadar mağara varsa hepsini didik didik etti. En sonunda Ejder Kayası denilen yerde yüzüne bakmaya doyamayacağın, Washington portakalı gibi kıpkızıl saçları rüzgarlarda dalgalanan, elma yanaklarıyla, kiraz dudaklarıyla, kuru üzüm gibi gözleriyle kralın iki kızını dev yarasa bir sütuna zincirlerle bağlanmış perperişan bir vaziyette gördü. Hemen ağzında ismi Celal ile kızları zincirlerinden boşalttı, papaza emanet etti, kendisini dev yarasa sütuna yasladı, ejderhayı beklemeye koyuldu. Abiler, ejderha gelince gözlerimi kapayacağım. Tamam abi, ben haber veririm sana. Akabinde gün öğlene varınca, güneş bir yuvarlak tepsi gibi tam tepeye çıkınca, rüzgarlar uğuldamaya, dalgalar şırank şırank diye sahile vurmaya başladı. Balıklar panik içerisinde buldukları kaya deliklerine saklanırken, yengeçler vücutlarını kuma gömdüler. Martılarsa mahzun olup onlar bile ağladılar. Sarı Saltuk belinden tahta kılıncını çekip havaya kaldırdığında, cümle mahlukat niye böyle ağlaşıyor diye bakınca, Ejder Kayası'nın üzerinde na böyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi bir karaltı gördü. Sanki gök kubbe kağıt olmuş da üzerine tonlarca simsiyah mürekkep dökülmüş gibi hızla yaklaşan karaltıya Sarı Saltuk dilinde ya mabut zikriyle cevap verdi. Karaltı yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Abla yaklaşmasın. Geleceği varsa göreceği de var. Kardeşlerim, adeta pul pul derisi kömürden, gözleri mamadan, dili çakmak taşından, nefesi LPG'den mamullü ejderha havada öyle bir süzüldü ki, Allah göstermesin yüzsüklerin efendisindeki balrog görse kuyruğunu bacağının arasına sıkıştırıp hemen orta dünyanın dibine dibine kaçardı. Üç başı, üç ayrı heyula olan ejderha, Sarı Saltuk'un üzerine tufan misali inerken, bir başı havada uçuşan kuş sürülerini harrrr diye kokoreç misali kızartıyor, öbür başı löpür löpür afiyetle yiyor, diğer başı ise diş halatıyla dişlerini temizliyordu. Kaynar bir çay verseydin Babeko'ya. Lüzum yok evladım, sen ver, o kaynatır. Yahu bu kralın kızları nereye gitti? Sarı Saltuk sanki bir serçe geliyormuşçasına ejderhanın önünde bekledi. Ejderha kızları göremeyince manyaklaştı. Gözleri çakmak çakmak alev alev oldu. Ağzından harrrr diye ben deyim 100 metro, siz deyin 200 metro alevleri savurduğunda ne var ne yok her şeyi kül etti. Sonra da hasar tespit için şöyle bir artist artist bakarken... Aha! Bir de ne görsün, Sarı Saltuk kılına zarar gelmemiş bir şekilde karşısında durmuyor mu? Anında gazı bitmiş çakmak gibi fıs diye fıstı. Sarı Saltuk ejderin salvosu bittiği anda kılıncıyla depara kalktı. Kendisini yere doğru çekti. Vın diye havaya fırlattı. Kılıcını havada şöyle bir çevirip selamın kavlen min rabbir rahim ve selamın ala nuhim fil alimin deyip ejderin kafasını topatan kavunu misali hart diye gövdesinden ikiye ayırdı. Abiler daha iki başı var. İki kafası kalan ejderha, ulan tamamen kafasız kalmadan ben bu herifi öyle bir yapıştırayım ki ileride gelecek olan arkeologlar bunu kaya resmi sansın diye boynunu geri çekip kuyruğunu şırrank 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 diye şaklatarak
sarı soltuğu yıldırmaya çalıştı. Bu ordu bozan, alay dağıtan, evler yıkan darbeleri tahta kılıcı ve postuyla savuşturan sarı saltuk, ejder yorulduğu bir anda Eyfel Kulesi gibi boynunu koltuğunun altına sıkıştırıp tahta kılıncını havaya kaldırdı. Ya Allah diye bir savurdu. Ejderin sol kafasını da narlı kütüğünden ayırdı. Kelle yukarıdan yere doğru düşerken sağ kalan kelleye bağırdı. Aman diyeyim, kaç! Kaç, canını kurtar! Bunca yılın ejderhasıyım. Sonumun Fatih işkembecisi olduğunu söyleselerdi inanmazdım diye gor gor feryat etti. Oh, gözün aydın abi. Tek başı kaldı. Tek taşı kalacak değil de yavrum. Ya tek taş dedi de, ya bu kralın kızları nerede? Onu sordum, cevap yok. Oh! İki başını kaybeden ejderha, lan dedi, kaldık mı şimdi bir başımıza? Bu sarı saltukla ne belaymış kardeşim ya deyip tırırt diye mağaranın derinlerine kaçtı. Sarı saltuk peşini bırakmadı, o da hemen mağaraya daldı. Ejder baktı ki bu adamdan kurtuluş yok. Bari kendi göbeğimi kendim keseyim minvalinden. Tırtırlı kuyruğunu bir ağaç testeresi gibi tırırt diye çalıştırıp kendi kafasını kendi kesti, geberip gitti. Oh, çok şükür. Çok geçmiş olsun Safi. Verilmiş sadakan varmış gene. Kardeşlerim, akabinde ve detayında sarı soltuk mağaradan ejderhanın iki kellesiyle dışarı çıktığında papazı ve kızları aradı. Baktı baktı, ortada hiç kimseyi göremeyince ulan bunlar da İskambil kayadı gibi dağılmış gitmiş hay Allah dedi. İşin içerisinde bir çapanoğlu olduğunu anladı. Ejderin iki kafasını poşetlere koydu, sırtladı, doğru şatonun yolunu tuttu. Kapıyı çalıp içeri girdiğinde bir de ne görsün? Aradığı papazı ve kızları kralı yanında buldu ki antre parantez papazı bulmak tabiri buradan ileri gelmektedir. Oh, çok şükür kızlara bir şey olmamış. Papaz, ejderi ben öldürdüm. Kızlarınız ve ejder kellesi işte bunun ispatıdır derken kral sarı saltuğun getirdiği ejder kellelerine baktı. Bu sırada kızları da papazın aleyhine şahitlik yapınca kafası turşu kavanozu gibi karıştı. Bunun üzerine sarı saltuk, bana ne be kardeşim dedi. İyilik yaptım, denize attım. Balik bilmezse halik bilir deyip elindeki iki ejderha kellesini koltuğa bırakıp çıktı gitti. Antre parantez, kelle koltukta tabiri de buradan ileri gelmektedir. Ömrünün sonuna kadar zikri tevhid ile uğraşıp irşat faaliyetlerine devam etti. İyi de aga, benim kafama bir şey takıldı. Bu sarı saltuğun türbesi nerede? Kıl efendi, sarı saltuk o kadar sevildi ki yaşlandığında vasiyet etti. Ben öldüğümde 7 tabut hazırlayın, yoksa 7 kral cenk eder dedi. Hazret ahirete göçtüğünde müritleri abanozdan 7 tabut hazırladılar. Vefatı duyan 7 kral yollara düştü. İlk gelen Moskov kralı hazretin tabutunu açtırdı. Naaşını görünce kapattı. Askerlerine verip memleketine götürdü. Arkasından Leh kralı geldi. O da tabuta baktı. Hazretin naaşını görünce o da memleketine götürdü. Peşinden gelen İsveç kralı, Çek kralı, Eflak kralı, Boğdan kralı, Edirne kralı hepsi aynı sahneyle karşılaşıp hazretin kerametini ikrar ettiler. Hepsi de tabutları alıp memleketine gittiler. Hazretin 7 ayrı memlekette 7 ayrı türbesi yapıldı.